Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bu terimi yeni duyanlar için hemen açıklamak istiyorum. Bitcoin elektronik bir ödeme sistemi demektir. Elektronik ödeme sistemi derken de şunu kastediyorum. Her iki tarafta internet üzerinden işlem yapabiliyor. Bu iki tarafı Ayşe ve Mehmet olarak dilerseniz isimlendirelim. Ayşe bir sebeple Mehmet'e internet üzerinden para ödemek istiyor. Belki Mehmet'e borcu var ya da Mehmet'in kiracısı kirasını ödüyor olabilir. Belki de Mehmet bir satıcı ve Ayşe ondan bir şeyler satın aldı ya da bu örnekleri çoğaltabiliriz. Mehmet ki aramacı gütmeyen bir kuruluşta çalışıyor ve Ayşe bu kuruluşa bağış yapacak. Ayşe'nin Mehmet'e para ödemek istemesinin pek çok değişik sebebi olabilir. Eğer Mehmet elektronik bir ödeme aracı olan bitcoin'i kabul ediyorsa Bu durumda Ayşe ona bitcoin kullanarak ilgili değeri gönderebilir Ayşe ve Mehmet arasındaki bitcoin işlemi özel şekilde yapılandırılmış bir sayı dizisine dayanıyor Temelde Ayşe bunu ona gönderecek ve bütün işlem internet üzerinden tamamlanacak Bu sayıların belli özellikleri sahtecilik yapılmasının önüne geçiyor Ayşe bu işlemi yapabilmek için Bitcoin müşterisi yazılımını bilgisayarına yükleyebilir veya bu hizmeti veren üçüncü bir taraftan yararlanabilir. Ayşe burada kendi de müşteri olabilir ya da bu hizmeti başkasından da kullanabilir. Sistem bu sayıları Ayşe için üretiyor. İşlemin karşı tarafındaki Mehmet de ya bu yazılımı yüklemiş ya da başka bir taraftan bu hizmeti alıyordur. Mehmet bu sayıları alacak. Mehmet bu sayıları kullanarak kendisi için bir şeyler satın alabilir veya bu sayıları vererek karşılığında gerçek para alabilir. İşlem temelde bu. Aklınıza gelen ilk sorulardan birisi şu olabilir. Mehmet niye bitcoin kabul etsin? Ne de olsa bitcoin sadece bir sayı dizisi nasıl bir içsel değer taşıyabilir ki? İşin aslını sorarsanız bitcoinler gerçek dünyada değeri var ve giderek daha fazla sayıda tüccar işlemlerinde bitcoin kabul edilmeye başlıyor. Özellikle Amerika'da bu sistem çok yaygınlaşmış durumda. Amerika'da bitcoinleri vererek karşılığında gerçek para birimlerini alabileceğiniz merkezler var. Bu değişim merkezlerinin en büyüklerinden birisi de Mount Gox. Mount Gox'ta bitcoinlerinizi vererek karşılığında euro, yen, dolar ve benzeri gibi para birimlerinden alabiliyorsunuz. Bu video hazırlandığı zaman bir Bitcoin yaklaşık 100 Amerikan doları değere sahip. Bu değer serbest olarak dalgalanıyor. Bitcoin'in yeni bir para birimi gibi olduğunu düşünürseniz bu dalgalanma oldukça normal. İnsanlar bunu anladıkça ve daha çok kullandıkça dalgalanmanın azalmasını bekleyebiliriz. Şunu da unutmamak lazım. Bitcoin'in değeri ona karşı duyulan güvenden kaynaklanıyor aynı diğer para birimlerinde olduğu gibi. Bir para birimine duyulan güven, o para biriminin değerini etkiler. Aklınıza gelen bir başka soru şu olabilir İnsanlar niçin Bitcoin'le uğraşıyorlar? Alışılmış yöntemleri niçin kullanmıyorlar? Örneğin Paypal, kredi kartı ödemesi, banka ödemesi gibi yöntemleri tercih edebilirlerdi. Niçin daha iyi bilinen ve daha yerleşmiş uygulamaları kullanmıyorlar? Bu aşamada Bitcoin'in diğer bazı özelliklerinden bahsetmeliyiz. Şimdi dilerseniz bilgi gizliliği açısından bakıp başlayalım. Kişiler Bitcoin sistemi içinde gerçek dünyada kim olduklarını belirtmeksizin işlem yapabiliyorlar. Bitcoin açısından yaklaşırsak Ayşe'nin kimliği bir sayı dizisinden ibaret. Bu sayı dizisiyle Ayşe'nin gerçek dünyadaki kimliği arasında herhangi bir bağlantı yok. Kimse işlemi yapanın Ayşe olduğunu bilmiyor. Şöyle düşünün, eğer herhangi bir şeyi nakit kullanarak satın alırsanız, kimliğinizi kanıtlama gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Bu durum, gerçek kimliğinizin, adresinizin, imzanızın belli olduğu kredi kartı veya banka uygulamalarından oldukça farklı. Burada şunu da vurgulamakta fayda var. Bazen insanlar nakit olarak işlem yaptıklarında, bunun altında yatan sebep, kanun dışı yollardan elde edilmiş paranın sisteme sokulması veya kanuni yükümlülüklerden kaçınma isteği olabilir. Gerçek kimliği korumanın ve bilgilerin gizlenmesinin böyle bir sakıncası var. Ancak kişilerin gerçek hayattaki kimliklerini deşifre etmeden işlem yapmak istemelerinin geçerli bazı sebepleri de olabilir. Bitcoin'in bir diğer özelliği de internet bağlantısı olan herkesin Bitcoin işlemini yapabilmesi. Bitcoin işlemi yapabilmek için sadece ilgili yazılımı yüklemek yeterli veya Mt. Gox gibi bir şirketten bu hizmeti satın alıyorsunuz. Yani Bitcoin müşterisi olan veya Mt. Gox gibi bir şirketten bu hizmeti alan herkes Bitcoin işlemi yapabilir. İşlemin detayları alıcı taraf için şeffaf. Ayşe'nin tek düşünmesi gereken, Mehmet'e ödemesi gereken paraya sahip olup olmadığı yazılım geri kalan her şeyi hallediyor. Bu geleneksel para birimlerinden oldukça farklı. İnternette işlem yapabilmek için banka hesabım olmalı, kredi kartım olmalı bu gibi koşullar var. Bir banka hesabımızın veya kredi kartı hesabımızın olmasını son derece olan bulabiliriz. Ancak kredi kartı olmayan veya banka hesabı olmayan pek çok kişi var. Amerika'da bile hane halkının %8'inin banka hesabı yok. Yani bu kişiler bizim alışa geldiğimiz internet alışverişlerini yapamıyorlar. Ancak Bitcoinle işlem yapabilirler. Dünyanın neresinde olursanız olun, internet bağlantınız varsa Bitcoinle işlem yapabilirsiniz. Bitcoin ile ilişkin önemli bir diğer husussa arkasında belli bir ülkenin merkez bankasının olmaması. Bitcoin sisteminde neler olduğunu kontrol eden bir banka veya merkezi otorite yok. Ayşe Mehmet'le işlem yaptığında bu işlemde herhangi bir banka devreye girmiyor. Bitcoin arzını kontrol eden herhangi bir kurum yok. Bitcoin varlıklarınız dondurulamıyor ve yapılan işlem geri alınamıyor. Bazı satıcılar yapılan işlemin geri alınmamasından memnun, zira bu durum satıcıları olası sahtekarlara ve iadelere karşı da koruyor. Şimdi Bitcoin'e şüpheyle yaklaşan kişilerin Temel endişe konusuna bakalım. Bitcoin'i kontrol eden merkezi bir otoritenin bulunmaması, geleneksel bir para birimini düşünürsek, örneğin bankalar paranın sahte olmadığını belirleyebilirler. Bitcoin işlemlerinde ise bu kontrol merkezi olmayan bir şekilde yapılıyor. Bu konuda bir dizi video yayınlayacağız. İlerleyen videolarda Bitcoin işlemlerinin nasıl doğrulandığı üzerinde de duracağız. Merkezi bir otorite olmamasına rağmen sistemin sağlıklı çalışması için oldukça ilginç teknikler geliştirilmiş. Bitcoin konusunda eminim aklınıza pek çok farklı soru gelmiştir. Oldukça karmaşık bir protokole sahip olan bu yeni ödeme aracının gelişimine hep birlikte tanıklık ederek sistemin pozitif ve negatif yönlerini birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.